Herkese merhaba. Antik Mısır inanılmaz derecede büyük piramitler, inanılmaz rahipler, gizemli ve açıklanamayan hiyerogliflerle tüm insanlık tarihinin en ilginç ve heyecan verici uygarlıklarından biridir. Günümüzde Antik Mısır'a ait pek çok kalıntı mevcut. Ancak yine de bu kültürle ilgili bilmediğimiz çok şey var. Araştırmacılar antik zamanlardan kalma kalıntıları ortaya çıkararak firavunların saltanatları ve hanedanları hakkında birçok şeyi öğrenmemizi sağladılar. Bu keşifler sayesinde Antik Mısır'ın yıllar önce neye benzediğini oldukça ayrıntılı bir şekilde anlayabiliyoruz. Öte yandan geçmişte Mısır'la ilgili sayısız belge ve kalıntı bulmuş olsak da, tarihçiler ve araştırmacılar eski Mısır hakkında hayal edebileceğimizden çok daha fazla sırrı ortaya çıkarmaya devam ediyorlar. Bugünkü videomuzda araştırmacıları şaşkına çeviren bazı inanılmaz bulgulardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Giza piramidindeki gizli oda. Giza piramidi dünya çapında şimdiye kadar bulunan en büyük piramit olarak bilinir. Piramit, 4500 yıldan fazla bir süredir yer üstünde bozulmadan kaldı. Ancak hala bilim insanlarının henüz ortaya çıkaramadığı birçok gizemi barındırıyor. Piramit, Mısır tarihi hakkında yapılan araştırmalara göre Firavun, Keops'un anısına yapılmıştı. Ancak zaman geçtikçe ve Mısır'ın iklimi değiştikçe Giza piramidi de değişmişti. Piramit, büyük ölçüde bölgeyi yıl boyunca tahrip eden fırtınalar ve doğal bozulma nedeniyle orijinal yüksekliğinden yaklaşık 8 metre kaybetti. Pekala, araştırmacılar anıtı incelemek için uzun yıllar harcadıktan sonra büyük piramit hakkındaki her şeyi öğrendiklerini düşündüler. Ancak 2017'de onları derinden sarsan bir şey keşfettiler. Bunca yıldan sonra bir şekilde gözden kaçan büyük bir ayrıntı vardı. Peki bu ne miydi? Şöyle ki araştırmacılar piramidin içinde daha önce bilinmeyen büyük bir odanın bulunduğunu öğrendiler. Bu odanın ise her biri birkaç ton ağırlığında yaklaşık 3 milyon taş bloktan oluştuğu tahmin ediliyor. Dahası söylenene göre oda piramidin hemen üzerinde yer alıyor ve yaklaşık 30 metre derinliğinde. Bir diğer yandan araştırmacılar onlarca yıl önce, yani piramit ilk keşfedildiğinde kullanılandan çok daha modern bir teknoloji kullandıkları için bu gizli odayı yeni ortaya çıkardıklarını söylüyorlar. Bu gizli odanın içini belgelerken, piramidin içini haritalamak içinse atom altı parçacıkları kullandılar. Yeni bulunan bu odayla ilgili haberler de hızla yayıldı. Ancak araştırmacıların odanın niçin kullanılmış olabileceği hakkında hiçbir fikirleri yok. Piramidi ve çevresini keşfetmek için onlarca yıl harcayan uzmanlar bile, yapının merkezine neden bu kadar büyük ve kullanılamaz gibi görünen bir odanın inşa edildiğini bilmiyorlar. Belki yıllar geçtikçe daha fazla detay gün yüzüne çıkar, ancak şimdilik Giza piramidinin içindeki bu gizemli oda çözülmemiş bir gizem olmaya devam ediyor. Lahit'teki gizemli sıvı. Çoğumuz Mısır arkeolojik buluntularının gerçekten dikkate değer olduğu konusunda hemfikir olabiliriz. Ancak en önemli ve ilginç bulgulardan bazıları eski Mısır harabelerindeki lahitlerle ilgilidir. Bu lahitler bize eski Mısırlıların ölü gömme ritüellerinin ve ölümden sonraki yaşamın ne kadar önemli olduğunu göstererek ülkenin antik kültürüne daha yakından bakmamızı sağlıyor. Birkaç yıl önce Mısır'da eski bir tabut çıkarıldı ve araştırmacılar bu tabutun o zamanlar popüler olan bazı cenaze törenlerine daha fazla ışık tutacağına inanıyorlardı. Ancak bazı insanlar bu tabutta Büyük İskender'in uzun süredir kayıp olan cesedinin de olabileceğini düşünüyordu. Ancak tabut kaldırılırken hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark ettiler. Öyle ki tabutun içine bakar bakmaz, umdukları hiçbir şeye benzemeyen tüyler ürpertici bir şeyle karşılaştılar. Tabutun içinde Büyük İskender'in kemiklerinin yerine küçük bir bölmeye sıkıştırılmış 3 kişinin kalıntıları vardı. Bunun da ötesinde tabut, görünüşe göre iyi kapatılmamış ya da mühür binlerce yıl sonra solup gitmişti. Tabutun açıklanamayan gizemli bir sıvı maddeyle dolu olması bunu kanıtlıyordu. Bazı araştırmacılar bu kırmızı sıvının kasıtlı olarak tabutun içine yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyor, ancak kimse gerçeği tam olarak bilmiyor. Öte yandan sıvının inanılmaz derecede kötü koktuğu söylendi. Ancak bazı yerliler kendi garip amaçları için sıvıdan numune almak istediler. Tabii ki de araştırmacılar buna izin vermediler ve kısa süre sonra sıvının tabutun içine kasıtlı olarak yerleştirilmediğini öğrendiler. Sıvı aslında uzun yıllar boyunca tabutun içine sızan kanalizasyon atıklarından geliyordu. Ayrıca tabuta kimin gömüldüğü de hiçbir zaman belirlenemedi. Ancak cesetlerden birinde ok izi gibi görünen bir kafatası yarası bulunduğu için kemiklerin bir savaşçıya ait olabileceği düşünülüyor. Kandiye. Büyük Giza piramidi gibi yapıları keşfetmek aslında oldukça kolaydır. Sonuçta bu yapı 138 metre yüksekliğinde. Öte yandan piramidin içinde insanların ulaşamayacağı zor alanlar olsa da teknolojinin gelişmesiyle büyük piramidin içindeki unutulmuş odaları keşfedebiliyoruz. Bununla birlikte Kandiye ve Canopus gibi şehirlerin keşfedilmesinin çok çok daha zor olduğu kanıtlanmıştır. Bu şehirler bir zamanlar Mısır'daki en önemli yerlerdendi.
Ancak zaman geçtikçe şehirler parçalanmaya başladılar ve sonunda da deniz tarafından yutuldular. Yine de bu yerlerden kurtarılan inanılmaz derecede iyi korunmuş birkaç eser var ve bu eserler bize adeta hayatın yıllar önce nasıl olduğunu anlatıyor. Örneğin oldukça deneyimli dalgıçlardan oluşan bir ekip, yüzeyin derinliklerinde bulunan inanılmaz bir tapınağın kalıntılarını belgelemeyi başardı. Bu tapınağın içinde birkaç seramik eserin yanı sıra birkaç toplu bronz sikke bulundu. Eski Mısır yıllarında bu madeni paralar muhtemelen çok değerliydi. Ancak bundan daha değerli olan, arkeologların kısa süre sonra ortaya çıkardığı bilgilerdi. Öğrendikleri şey, şehrin ilk başta düşündüklerinden çok daha büyük olduğuydu. Araştırmalar devam ederken daha fazla eser ortaya çıkarıldı ve böylece iki şehrin de göründüğünden birkaç kat daha büyük olduğu kanıtlandı. Ayrıca burada yaşlarına göre şaşırtıcı derecede iyi durumda olan düzinelerce değerli madeni para da keşfedildi. Dendera'da ampuller. Eski Mısırlıların günümüzde olduğu gibi tarih yazma araçlarına sahip olmadığını biliyoruz. Bu nedenle kültürleri ve günlük yaşamları hakkındaki bilgilerin çoğu zaman içinde kaybolmuştur. Ancak görünüşe göre Mısırlılar, tarihlerinin mümkün olduğu kadar uzun süre yaşamasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmak istiyorlardı. Bunun için kuşlar ve diğer hayvanları içeren bazı ortak nesnelerin görüntülerini kullanan karmaşık bir yazı sistemi geliştirdiler. Günümüzde bu yazı stiline hiyeroglif deniyor. Aslında bakarsanız, hiyerogliflerin çözümlenmesi konusunda uzun bir yol kat ettik ve betimlemelerin aktardığı birçok hikayeyi ortaya çıkardık. Yine de hiyerogliflerle ilgili en ilginç hikayelerden biri, bugüne kadar büyük ölçüde çözülememiş olan eski bir ampulün tasviri olabilir. Bu konudaki sorun, Mısırlıların modern ampulün ilkel bir versiyonunu icat etmelerinin makul bir yolunun olmamasıdır. Ancak görünüşe göre erişebildiğimiz resimler ve oymalar, modern bir ampulün tasvirini mükemmel ayrıntılarıyla gösteriyor. Bu durum, uzaylıların eski Mısırlıları ziyaret ettiklerini ve onlara modern teknoloji araçları verdiklerini söyleyen bazı teorilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu teoriler bir zamanlar insanlığa karışmış olabilecek tanrı ve tanrıçalardan bahseden diğer çizimler ve tarihi belgelerle daha da güçlendirildi. Söyleyebileceğimiz kadarıyla bu teorilerin kesin bir kanıtı yoktur ve hikayelerin çoğu kulaktan dolmadır. Ancak yine de o kadar emin olamıyoruz. Bunun nedeni araştırmacılara göre bu oymaların bulunduğu tapınağın duvarlarında veya tavanında herhangi bir iz belirtisi bulunmamasıdır. Ve bu da alanda meşalelerin kullanılmadığı ya da az kullanıldığı anlamına geliyor. Öyleyse alternatif bir ışık biçimine yani bir ampule erişimleri yoksa ziyaretçiler onları çevreleyen odaları nasıl görüyorlardı? Şimdilik bunun cevabını ve çizimlerin ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyoruz. Ne de olsa çizimler eski Mısır zamanlarında çok yaygın olan günlük bir nesneyi tasvir ediyordu olabilir. Ve bu tarihi nesne uzun zamandır kayıp olabilir. Ya da belki de bu tasvir sadece bir ampule benzeyen herhangi başka bir şey de olabilir. Umarız zaman geçtikçe bu çizimler hakkında daha fazla şey öğrenebiliriz. Ancak şu an için antik Mısırlıların modern ampulün eski bir versiyonuna erişimi olup olmadığını tam olarak söyleyemiyoruz. Dahası son yıllarda araştırmacıların piramitlerin elektromanyetik enerjinin gücünden yararlanabileceğini öğrenmiş olmaları bu keşfi daha da ilginç bir hale getiriyor. İddiaya göre piramitlerin şekli doğanın belirli güçlerini dizginleyebilir ve eski Mısırlıların belirli güçlere erişmesine izin verebilir. Aslında bu teori o kadar yayıldı ki bazı Rus araştırmacılar piramit modellerini yeniden oluşturmaya başladılar. Ve araştırmalarında piramitlerin şekillerinin gerçekten de elektromanyetik dalgaları yansıtabileceğini keşfettiler. Yani potansiyel olarak Mısırlılar bu enerjiyi kullanmış olabilirler. Bu enerjinin eski ampullere güç sağlamak için kullanılmış olabileceği ise tamamen farklı bir hikaye. Ancak bunun düşüncesi bile ilginç. Mısır'ın Atlantis'i. Mısır'daki İskenderiye kıyılarında araştırmacılar Mısır'a ait bir tür Atlantis keşfettiler. Yaklaşık 1500 yıl önce denize batan Kandiye'nin batık dünyası. Burası bir zamanlar müreffeh bir liman kentiydi ve tüm Akdeniz'deki en önemli limanlardan biriydi. Günümüzde ise bir sualtı harabesi. Şehir ilk olarak 2001 yılında uzman Frank Gaudio liderliğindeki bir arkeolog ekibi tarafından keşfedildi. Frank, Napolyon'un 1798'deki Nil Savaşı'nda kaybettiği savaş gemilerini arıyordu. Ancak bunun yerine kırık sütunlar, çatlak heykeller, batık dikili taşlar ve düzinelerce başka yapı ve mimari parçasıyla karşılaştı. Frank gerçekten de bir sualtı şehriyle karşı karşıyaydı. Bir diğer yandan araştırmacılar son 20 yılda Kandiye'nin tarihinin büyük bir kısmını bir araya getirebildiler. Kazıların hiç durmamış olması da buna yardımcı oldu. Örneğin kısa bir süre önce Frank yine başka bir hazine sürüsünü çıkarmakla meşguldü. Bu sefer çıkarılanlarsa Mısır tanrılarının heykelleriydi.
Arkeologlar Mısır tanrıçası Isis'in devasa bir heykelini ve 4,8 metre uzunluğunda olan ve çamura saplanmış olduğu için mükemmel bir şekilde korunan tanrı Hapi'nin bir heykelini kurtardılar. Ayrıca bölgede diğer tanrıların daha küçük heykelleri de bulundu. Araştırmacılar tapınağın Kleopatra'nın Nil'in kraliçesi olduğu zamanlarda kullanıldığını düşünüyorlar. Hatta bazıları Kleopatra'nın mezarının da dalgaların altında bir yerlerde saklı olabileceğine inanıyor. Ancak burada hala keşfedilecek çok şey var. Kral Tut'un mezarındaki kapı. Kral Tut'un mezarında tamamen keşfedilmemiş bir mezar odasına açıldığına inanılan garip bir kapı var. Aslında arkeologlar kapının arkasındaki odada kraliçe Nefertiti'nin mumyası olabileceğine inanıyorlar. Mısır devlet basını ve arkeolog Nicholas Reeves de dahil olmak üzere birçok farklı kaynağa göre Tutankamon'un mezarının batı ve kuzey duvarlarında gerçekten de mezar odaları olabilir. Reeves, M.Ö. 1323 civarında ölen 18. hanedanlığın çocuk firavunu Tutankamon'un mezarında bulunan iki kapının sıvalandığına ve ardından da boyandığına inanıyor. Bu teoriye göre kapılar ve tüm mezar aslında Tutankamon için değil, Nefertiti için yapılmıştı. Güzel Nefertiti, kötü şöhretli firavunlardan biri olan Akhenaten'in karısıydı. Tutankamon'un ise farklı bir annesi olduğuna inanılıyor. Öte yandan firavunların aile geçmişi son derece kafa karıştırıcıdır. Bu nedenle mezarlar da arkalarında çözülmesi zor gizemler bırakır. Sorun şu ki arkeologlar dünyanın en önemli mezarlarından birinin duvarlarını kolayca kıramazlar. Yani bu gerçekten de mümkün değildir. İlk olarak 1922'de Howard Carter tarafından bulunan bölge o zamanlar yağmalanmış olabilir. Ancak günümüzde kimsenin mezara müdahale etme şansı yok. En azından taştaki çizgilerin aslında kapı çizgileri olduğuna ve kapının arkasında büyük kayıp hazineler olduğuna dair kanıt bulunana kadar arkeologların yapabilecekleri bir şey yok. Sizce Kral Tut'un mezarının duvarlarının diğer tarafında ne olabilir? Teorilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.